Merhabalar herkese, yeni bir RPG videosuyla sizlerleyim. Bildiğiniz üzere 12. sezon geldi. Oyuna gelen tüm yenilikleri, yeni oyun modu kontrol ile ilgili tüm detayları ve tabii ki de yeni Legend Maggie'nin yeteneklerini sizlere anlatacağım. Çok büyük yenilikler var. Hemen videoya geçelim. Her sezon oyuna yeni bir karakter ekleniyor ve bu sezonda oyuna eklenen karakter Matt Maggie. Maggie'yi ilk olarak 8. sezonda Fuse'un tanıtımında görmüştük. Karakterin hikayesini detaylı karakter rehberinde anlatacağım. Şimdi Maggie'nin yeteneklerinden bahsedeyim. İlk önce pasifinden başlayalım. Pasif yeteneği Warlord's Ire. Bu yetenek sayesinde Maggie hasar verdiği düşmanları geçici bir süreliğine işaretler ve bu süre boyunca hasar verdiği rakibi tıpkı Bloodhound'ın skeni gibi duvar arkasından da görmeye devam eder. Ayrıca Maggie pompalı tüfeklerle de daha hızlı hareket edebilir. Taktiksel yeteneği Raid Dire. Fırlattığı engellileri delip arkasındaki rakibe alev püskürterek hasar verir. Eğer rakip kaçmazsa toplamda 160 hasar verebiliyor. Ultimate yeteneği Wrecking Ball isminde fırlatılabilen bir top. Bu top gittiği yönde mavi noktalar bırakıyor. Bu mavi noktalar üzerinden geçen karakterleri hızlandırıyor. Top rakibe ulaşınca patlıyor ve rakibe ufak da olsa bir hasar veriyor. Maggie'nin yetenekleri bu kadardı dostlarım. Oynadığım kadarıyla güzel, zevkli bir karakter. Çok güçlü değil ama çok güçsüz de değil, dengeli bir karakter olmuş. Oynadıkça, karaktere hakim olunca içerisinde taktikler olan detaylı bir karakter rehberi videosu da çekerim. Eğer Maggie'nin detaylı rehberini istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi gelelim oyundaki yeniliklere. İlk büyük yenilik yeni oyun modu kontrol. 9vs9 oynanacak kontrolde amaç 3 farklı bölgeyi ele geçirerek puan toplamak. Oyuna başladıktan sonra önceden seçtiğimiz karakteri ve silahı değiştirebilir. Öldükten sonra yeniden doğacağımız bölgeyi kendimiz belirleyebiliriz. Başlangıç olarak ana bölgemizde doğuyoruz. Bir bölgeyi ele geçirdiğinizde artık o bölge de doğabilirsiniz. Bölgeleri ele geçirince ve bu bölgeyi elimizde tuttukça her saniye puanımız artacak ve 1250 puana ulaşan takım oyunu kazanacak. Puan durumunu yukarıdaki bardan kontrol edebilirsiniz. Rekabeti arttırmak için belli bir bölgede geri sayım başlayacak. Geri sayım bittiğinde o bölgeyi elinde tutan takım daha büyük miktarda puan kazanacak. Maç esnasında haritanın etrafına rastgele droplar iniyor. Bu droplardan Kraber gibi drop silahları veya full eklentili silahlar alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir nokta da şu. Kraber gibi drop silahlarının cephanesi sınırlı. Diğer silahların ise cephanesi sınırsız olacak. Takımlardan biri 3 bölgeyi de ele geçirirse geri sayım başlayacak. Eğer geri sayım bitene kadar diğer takım o bölgelerden birini ele geçirmeyi başaramazsa puan durumuna bakılmaksızın bölgeleri ele geçiren takım maçı kazanacak. Kontrol modunda ayrı bir skor tablosu var. Rakipleri öldürerek, asist yaparak ve bölgeleri ele geçirerek skor tablosundaki puanınız artacak. Kazandığınız bu puanlarla mavi, mor ve altın seviyelerine yükseleceksiniz. Her seviye atlayışınızda daha güçlü silahlar elde edebileceksiniz ve ultimate yeteneğiniz de dolacak. Eğer ölürsek skor tablosundaki seviye 0 ve tekrar puan toplayarak seviye atlamaya çalışıyoruz. Kontrol modu 3 hafta boyunca oynanabilir olacak. Şimdilik Olympus'taki Hammond laboratuvarları ve Stormpoint'teki Barometer olmak üzere 2 farklı haritada oynanıyor. Ben bu oyun modunu çok sevdim ve oynarken son derece eğlendim. Umarım arena modu gibi kalıcı olur ve bol bol oynayabiliriz. Apex'in 3. yıl dönümünü kutlamak adına bazı özel hediyeleri var. 8-15 Şubat arasında oyuna giren herkese Octane ve 3 tematik packs. 15-22 Şubat arasında Watson ve yine 3 adet tematik packs hediye edilecek. 22 Şubat 1 Mart arasında oyuna girerseniz de Valkyrie 3 tematik packs ve 1 legendary packs'e sahip olabileceksiniz. 3. yıl dönümüne özel var olan bazı skinleri diğer karakterleri de uyarladılar. Bu skinler önümüzdeki günler bir etkinlik ile dükkana gelecek. Tüm bu skinleri aldığımızda Bloodhound'un prestige skinini elde edeceğiz. Bu prestige skinleri geliştirebilir olacak ve skini geliştirdikçe bir takım değişiklikler olacak ve skine özel finisher'a sahip olunabilecek. Şimdi karakter buff ve nerf'lerinden bahsedeyim. Kaustik'te büyük bir nerf var. Kaustik gaz trapleri patladıktan sonra da yok edilebilecek. Biliyorsunuz bu trapler patladıktan sonra süresi bitene dek yok edilemiyordu. Artık 150 HP'ye sahip olan bu trapler ateş edildiğinde ortadan kaldırılabilecek. Fakat bu trapler yok edildiğinde 2 saniye daha hasar vermeye devam ediyor. Bu nerf kaustik mainler için kötü, kaustik main olmayanlar için güzel bir haber. Artık kaustik tuzaklarıyla dolu bir yere rahatça girebileceğiz. Bunun yanında patlayan gaz traplerin süresi de 12.5 saniye yerine 11 saniye olacak. Kripto'da bir değişim var. Drone'u kullandığımızda koştuğumuz yöne doğru drone uçar ve biz karakteri kullanmaya devam edebiliriz. Eğer direkt olarak drone'u kullanmak istiyorsanız da Q'ya basılı tutabilirsiniz. Artık drone'u kullandığımız esnada mini haritayı, takım bilgisini ve diğer ayrıntıları da görebiliriz. Bir de drone sağlığı 60'tan 50'ye düşürüldü. Bununla birlikte drone ile ilgili ufak tefek değişikliklerin de yapıldığını söyleyebilirim. Şimdi silahlarda yapılan yeniliklerle devam edelim. Alternatör drop'tan çıkarıldı. Artık yerde bulunabilecek. Alternatörün kalkana daha çok hasar vermesini sağlayan Disruptor Runs eklentisi oyundan kaldırıldı. Alternatörün yerini drop silahı olarak Volt aldı. Volt artık bir drop silahı oldu ve drop silahı olmasıyla birlikte Volt'a tabii ki bazı buff'lar da yapıldı. Hasarı 15
18'den 17'ye yükseldi ve maksimum cephanesi 28'den 30'a yükseltildi. Çok güçlü olduğu için oyundan kaldırılan Hammer Point eklentisi oyuna yeniden eklendi. P2020, Mozambik ve R45'e takılan eklenti zırhsız bir rakibe normalden çok daha fazla hasar vermemizi sağlıyor. Bu eklenti bu 3 silahı oyunun tehlikeli silahları haline getirdi. Dikkat etmekte fayda var. Triple Take'in mermi başına hasarı 23'ten 21'e düşürüldü. Rampage'in hasarı da 28'den 26'ya düşürüldü. Flatline'in hasarı da 19'dan 18'e düşürüldü. Flatline demişken artık Flatline ve Longbow yerden bulunamayacak. Sadece haritanın belirli noktalarında bulunan replicatorlardan craftlayabilirsiniz. Bu gerçekten çok saçma olmuş. Yerdeki silah bolluğunun önüne geçmek için yaptıklarını söylüyorlar ama bence saçma. Diğer yeniliklerle devam edelim. Kayarken yere yumruk atarak hızlanmanızı sağlayan Punch Bust denilen hareket kaldırıldı. Oyunda genel olarak birçok iyileştirmenin de yapıldığını söyleyebilirim. Bu sezon harita olarak Olympus, Stormpoint ve Kings Canyon'da oynanabilecek. Ne yazık ki favori haritam Versace 12. sezonda oyunda olmayacak. En sevdiğim harita Versace olduğu için bu haber beni biraz üzdü. Maggie'nin gelmesiyle Olympus'ta bir takım değişiklikler meydana geldi. Haritayı sabotaj etmesiyle birçok yer değişti ve haritaya yeni yerler eklendi. Çok daha karmaşık ve daha büyük bir harita bizleri bekliyor olacak. Dostlarım 12. sezon ile ilgili yenilikler bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz yeni sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben açıkçası çok beğendim. Yeni oyun modu ve yeni karakteri oynarken çok eğlendim. Aşağıdaki yorumlar kısmına siz de düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de tüm yeniliklerden ve gameplay videoları için abone olabilirsiniz. Apex takım arkadaşı arıyorsanız da Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Discord linki açıklamada. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.